Ama nasıl olsun? Türkiye genelinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında 3. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi. Bursa'da da birçok noktada yerel lezzetler bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Bursa'da yapılan etkinliklerin sonuncusuysa tarihi Zeyniler Köyü'nde yapıldı. Mutfak bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyetinin özünü yansıtan bir aynadır. Mutfağımızın kapısı farklı dinlerin ve kültürlerin birlikte yaşama deneyimine açılır. İkram kültürümüz ile misafiri baş üstünde tutarız. Misafire açılan sofrada muhabbet, sohbet ve bereket vardır. Bizim mutfağımızda hem bedene hem de sadra şifa veren asırlık reçeteler vardır. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türk mutfağının çok zengin olduğunu söyledi. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Türk Mutfağı Haftası'nda kapanış programımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen her ilçemizde bu programımızı yaptık. Biliyorsunuz bizim çok köklü, çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Aslında sadece mutfak değil, bir sofrada bir araya geliyoruz, besmeleyle başlıyoruz, şifa olsun diyoruz. Misafir geldiği zaman bereketiyle geldi diyoruz. Bu mutfak kültürünün, bu köklü mirasın geçmişten geleceğe aktarılması ayrıca önem arz ediyor. Bu etkinlikler de aslında bizim kültürümüzle bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Türk mutfağının zenginliğini dile getirirken coğrafi işaret alan ürünlere de dikkat çekti. Çok zengin bir yemek kültürümüz var. Sırf 34 tane coğrafi işaret almış olan ürünümüz var. Allah kısmet ederse bir taraftan bu coğrafi ürün almış olan sebze ve meyvelerimiz başta olmak üzere hepsinin yemeklerini yaparak vatandaşlarımıza tanıtacağız. Bir taraftan da bu coğrafi işaretli ürünlerimizin sayılarını nasıl arttırabiliriz, marka haline nasıl getirebiliriz, nasıl üretebiliriz, inşallah bunun gayreti içerisinde olacağız. Tabii amacımız dünü bugüne, bugünü yarına taşımak istiyoruz. Elimizde çok ciddi anlamda bir hazine var. Bu hazineyi bizim mutlaka turizmle paylaşmamız lazım. Dünya insanıyla paylaşmamız lazım. Ülke insanımızla paylaşmamız lazım.